Olay, ben buradayım, arkam dönüyordu, bir şey patladı, ben farkında bile değilim. İyice ilerlemişim, sordum komşunun birine, ya arkadaş bir patlama oldu. Ya senin arabanın camı patladı dediler, eyvah dedim, bir bomba attı zannettim birinin. Lan arabanın içine patlayacak hani herhangi bir şey yok, ne ki, niye patladı kanadı? Bir de baktım vatandaş baltıyla gidiyor. Koştum arka sarı, Murat Bey'in camı kırıyordu. Fakat orada 4-5 tane arkadaşı yakaladı, geç olduk. Artık ödeyeceğini söyledi kendisini. Öderse şey yapmayacak ama bir tanımıyorum bile kendisini. Bilmedim vatan. Vallahi alkollüymüş. Polisten duyduğumuza göre alkollü olduğunu söylediler. Psikolojik bir sıkıntısı mı varmış? Artık neyse. Kendi kaç tane araba camını kırdığını bilmediğini söylediler. Veya evet, zaten en fazla kızdığım kendisinin yakınına da söyledim. La abisinin, biz kalender adamıyız. Bak zorla bir tane araba almışız, camını taktıracak kudretimiz yok. Niye böyle etti? Bak benim arabanın yanında bir de pahalı araba vardı. Pahalı arabanın camını niye kırmadı madem bu vatandaş dedim. Telefon çalıyor, kapatayım da. Pahalı arabanın camını niye kırmadı madem bu kadar akılsız da bu diye öyle sordum. Hakikatte sordum, benimki ucuz araba. Murat Bey ona keza, yani pahalı arabalara pek saldırmamış yani nedense. Benim de bir soru işareti oldu kafamda yani. Stresli bir adamın, eğer ben onu görmüş oldum, yakalayabilsem ben gene onu asama, bak arabanın içinde kasayı görüyor mu? Görmedim de giderken gördüm yani, söylediler böyle böyle bu vatandaş diye. Eğer görmüş olsaydı karşılamayın, Allah da karşılaştırmadı yani.